Eşref Bitlis dosyasını açmak istiyorum. Bitlis ve 4 arkadaşını 1993'te bir uçak kazasında kaybetmiştik. Kaza dendi ve olay kapatıldı. Ancak aradan geçen sürede son derece önemli gelişmeler yaşandı. Cüneyt Özdemir bu beklenmedik gelişmeleri araştırdı. Dosyayı kapattırmamakta direnen insanı ve en önemlisi yeni tanığı buldu, konuştu. 32. gün bu gece Bitlis dosyasını sizin için açıyor. Hava soğuktu, kar yağıyordu. Yeni mahalleye ulaştığımızda düşen uçağın henüz dumanları tütüyordu. Bölgeye önce polis ulaşmış, üzerinden yarım saat geçmeden polisin yerini askerler almıştı. Devlet oradaydı, uçak parçalarının arasında geziniyordu. Düşen uçağın içinde bulunan jandarma genel komutanı ve 4 subaydan arta kalanlar bir köşeye toplanıyordu. Kar her şeyin üzerini örtüyordu. O günlerden bugünlere neredeyse 3 yıldan fazla zaman geçti. Ve o 3 yıl sonrasında buraya geldiğimizde o günlere ait tek bir iz bulmak bile mümkün değil. O günlerde araştırmalar, raporlar kaza denilip tozlu raflara kaldırıldı. Oysa bugün birileri aynı dosyaları o tozlu raflardan indirmek istiyorlar. Kaza olmadığına inanıyorlar. Eşref Bitlis'in uçağın düşüşünde ihmal, sabotaj, hatta suikastten söz ediyorlar. İşte o birilerinin içinde öyle biri var ki diğerlerinden hemen ayrı bir yere ayrılıyor. O biri bir şehit ablası. Siyaset yapmıyor, polemik yapmıyor. Sadece kardeş acısını, kardeş yasını tutuyor. Kardeşinin ve diğer şehitlerin üzerindeki sır perdesini aralamak istiyor. Tozlu raflardaki dosyaları aşağı indirmek istiyor. Kendimi kardeşimin yerine koymaya çalıştım. Onun olay anında ne hissettiğini, ne düşünebileceğini anlamaya çalıştım. Yani ilk yola çıkışım bu duygusal davranışla birlikte oldu. Kazayı ilk duyduğu o günden sonra Saime Sezginler çalıştığı Taksim İlk Yardım Eczanesindeki görevine bir daha hiç dönmedi. Kardeşinin ölümüyle ilgili şüpheleri vardı. Kolları sıvadı ve dedektiflere taş çıkartacak bir araştırma yapmaya başladı. Oysa olayın üzerinden birkaç gün geçmeden yapılan açıklamalarla çoktan kaza tanımı yapılmıştı bile. İlk şüphem, söylediğim gibi, hemen olayın ertesi günü buzlanma dendi. Ve ben evde feryat ediyordum. Buzlandı uçak ama nasıl anlayabiliyorsunuz? Yani nereden anlayabilirsiniz? Herhangi bir araştırma yok. Hemen ertesi günü henüz şehitler toprağa verilmemiş. Nasıl anlayabilirsiniz? Peki ilk yapılan açıklamalardaki buzlanma ne anlama geliyordu? Bir uçağın buzlanması şu anlama geliyor. Uçaklar yerdeyken ya da havadayken aniden soğuk havadan etkilenebiliyorlar. Ve bu soğuk hava uçağın kanatlarını, gövdesini, hatta motorlarını dondurabiliyor. Bütün bunların hepsi aynı anda gerçekleşince de uçaklar düşüveriyor. Oysa Bitlis'in düşen uçağı öyle sıradan bir uçak değildi. Bir VIP uçağıydı. Bir Beechcraft B-200'dü. Bu uçaklar normal yolcu uçaklarından küçük uçaklar. Amerika'da üretiliyorlar. Uçaklarda genelde Airbus, yani çok büyük yolcu uçaklarında kullanılan motorlar kullanılıyor. Bu uçaktaki motorlar normal şartlarda eksi 60 derecede kutuplarda bile uçabiliyor. Yani şu, bu uçaklar olayın olduğu gün Ankara'daki eksi 2 derecelik bir havada herhangi bir pilot hatası da olmazsa öyle kolay kolay düşmüyorlar. Oysa olayın ardından düzenlenen raporlarda pilotların buzlanma ihtimaline karşı uçağın yıkanmasına gerek görmedikleri, buzlanmanın ise yerden itibaren başladığı belirtiliyordu. Pilotların kaza sırasındaki kusuru ise biraz karışıktı. Bir rapor pilotlar %40 hatalıdır diyordu, bir başka rapor %60 pilotlar hatalıdır diyerek hemen hemen aynı kişilerin hazırladığı bir önceki raporu yalanlıyordu. Görüntüler televizyonlarda ilk kez yayınlanıyor. Görüntüler düşen uçağın 1. ve 2. pilotları, yani Yaşar Elyan ve Tuğrul Sezginler'e ait. Daha doğrusu bu uçaklarla ilgili Amerika'da aldıkları eğitimin görüntüleri. Kim ne derse desin onlar Türk ordusunun en gözde pilotlarıydılar. Aldıkları eğitime, en son teknolojinin kullanıldığı uçaklarına güveniyorlardı. Kuşkusuz o gün yepyeni uçaklarının önünde düzenlenen tören sırasında hiçbirinin aklından gün gelip bu uçaklardan birinin içinde şehit düşmek geçmiyordu. 17 Şubat 1993'te düşen Bitlis'in uçağının dosyasını 5 Mayıs 1993'te askeri savcılık kaza diyerek kapatıyordu. Oysa uçakta şehit düşen ikinci pilot Tuğrul Sezginler'in kardeşi dosyayı daha yeni açıyordu. Belki 8-10 tane avukata müracaat ettim. Eğer tazminat davası açmak istersem bu davayı alabileceklerini, ama diğer davalar için veya araştırma için karşılarında silahlı kuvvetler olduğu için böyle bir işe girişmek istemediklerini, netice çıkaramayacaklarını, yani kapalı kapılar ardında mücadeleyi göze alamayacaklarını söyleyerek kabul etmediler. Bir tek avukat kabul etti. Şu anki vekilim Nusret Senem. Nusret Senem Bey ile biz bu konuyu enine boyuna görüştük. Hatta aramızda birbirimize söz de verdik. Ölmek var, dönmek yok diye. Yeni dokümanlara ulaşmak, olayın gerçek yönlerini irdelemek ihtiyacı çok önemli idi. Avukat ve müvekkili sonraki günlerde yoğun bir çalışmaya girdiler. Önce askeri savcılığa dava açıp takipsizlik kararının kaldırılmasını, dosyanın yeniden açılmasını istediler. Yanıt olumsuzdu. Bu şekilde bir yere varmaları mümkün değildi. Baktılar olmayacak, hukuksal bir oyun oynamaya karar verdiler. Ve gerekli dosyalara ulaşmak için Genelkurmay'a değil, düşen uçağı üreten Amerikalı şirket aleyhine dava açtılar. Bu davanın sağlıklı gelişebilmesi için de kazayla ilgili bütün raporları askeri makamlardan talep ettiler. Kısa bir süre sonra bütün raporlara ulaşmışlar, incelemeye başlamışlardı. Olayın ilk günü düzenlenmiş bir rapor var. Bir binbaşı, bir yüzbaşı ve 3 assubaydan oluşan bir kaza kırım heyeti olay yerine çağrılıyor. Hemen yarım saat sonra bunlar olay yerine ulaşıyorlar. Enkaz ve şehitler yerdeyken neredeyse bir tutanak tanzim ediliyor. Vardıkları sonuç, uçak buzlanmadan, pervanelerindeki buzlanmadan, pervaneler ve motorlardaki buzlanmadan düşmüş olabilir. Bir ihtimal olarak bu hususu belirtiyorlar. Bitlis kazasıyla ilgili ilk raporların kilit kelimesi vertigo. Bir havacılık deyimi. Pilotların his yanılması ya da his kaybına uğradıkları varsayıldığında kullanılan bir deyim. İlk raporlar şimdi sizlere dinleteceğimiz pilotların son konuşmalarından yola çıkarak bir sonuca varıyordu. İşte uçaktan duyulan son konuşmalar bunlardı. Bu konuşmaları değerlendiren uzmanlar pilotların düşüş sırasında kuleye yanıt vermemelerini geçici his kaybına uğramalarına, yani vertigo olmalarına bağladılar. Bir süre sonra uçağın parçaları toparlanıp Kara Kuvvetleri Güvercinlik Havaalanı'na getirildi. Tek tek fotoğrafları çekildi. 2 Amerikalı uzman ve 1 Türk subayın gözetiminde teknik incelenmeye alındı. 24 Şubat 1993'te, yani kazadan bir hafta sonra neticelenen bu ikinci raporun sonucu birincisinden hemen hemen tamamen farklıydı. Teknik incelemede kısaca buzlanmanın pek muhtemel olmadığı söyleniyordu. Ancak bu rapor da en az ilk rapor kadar ilginçti. Zira ortada 2 farklı şekilde düzenlenmiş bir ikinci rapor vardı. Neden böyle bir parçalama yapılmış? Bunu doğrusu şüpheyle karşılıyorum. Yani ortada ne dikkate alınan, ne anlaşılabilen, ne de etkili bir ikinci rapor vardı. Nihayet 29 Nisan 1993 tarihinde Eşref Bitlis'in de içinde bulunduğu uçağın düşüşüyle ilgili sonuncu ve 3. rapor hazırlandı. Bu raporda en az ilk ikisi kadar ilginçti. Raporda uçağın kötü meteorolojik şartlarda havalandığı ve ani buzlanma ile karşılaştığı söyleniyordu. Hava şartları o sabah gerçekten buzlanmaya elverişliydi. Ancak öğle saatlerinde aynı rapor havanın düzeldiğini söylüyordu. Fakat değerlendirme yapılırken yola çıktıkları andaki meteorolojik şartlar değil de sabahki meteorolojik şartlar dikkate alınarak buzlanma kararı vermiş. Burada da korkunç bir yanlışlık veya kasıt görmüş olduk. Bir erin ifadesi çok dikkatimizi çekti. Tabii kaza dosyalarında yalnızca teknik raporlar, incelemeler yoktu. Bir de yapılmış iç soruşturmalar, alınan ifadeler ve en önemlisi konuşan tanıklar vardı. Yapılan soruşturma sırasında özellikle bir ifade diğerlerinden farklı şeyler söylüyordu. İfadenin sahibi Tahir Metin adlı erdi. Uçağın düşmesinden önceki gece uçağın bulunduğu hangarın önünde nöbet tutmuştu. Verdiği ifadede şüpheli bir durumla karşılaştın mı sorusuna evet cevabı vermiş, olan biteni anlatmış, sonra da terhis olup memleketine geri dönmüştü. 32. günde yaptığımız uzun araştırmalar sonucu bu önemli tanığı ilk kez bulduk ve konuşturduk. Tahir Metin Bursa'da yaşıyor, o şimdi bir işçi. Ancak üzerinden uzun zaman geçse de o gece yaşadığı ilginç nöbeti hiç unutmamış. Gece 6-8 veya 8 nöbetinde nöbet tutuyordum. Yani dikili nöbeti. O anda şey geldi bir tane, Asur Bey geldi. Pilot kıyafetli. Ben şüphelenmedim. Yine o şeyde gece olduğu için dur çektim. Dur çektiğim zaman tabii ben şüphelenmediğim için dur çektim, durdu. Parola işaret sordum. Normal cevap verdi. Ondan sonra saldım ben. Peki o saatte normalde insanlar dolaşır mı orada? Genelde dolaşmaz. Bak şu fotoğraflarda hiç var mı o akşam gördüğüm, mesela şunlardan bir tanesi olabilir mi? Çıkartamam çünkü pilot kıyafeti olduğu için bir şey diyemeyeceğim. Karanlıktı zaten. Tahir Metin kendisine gösterdiğimiz resimdekileri tanımadı. O gece karanlıktı. Resimlerde gösterdiğimiz kişilerin ilişkileri de en az o gece kadar karanlık. Bu resimler son günlerde ele geçirilen bir çetenin mensuplarına ait. İlişkileri, yaptıkları, eylemleri hala araştırılan bir çeteye. Hala üzerinde soru işaretleri taşıyan bir çeteye. Söylemez Kardeşler Çetesi'ne. Siz şu rastlantıya bakın ki Eşref Bitlis'in düşen uçağı sigortasız tek VIP uçağı. Yani başına bir şey gelince sivil müfettişler gelip araştırma yapmıyorlar. Uçak uçuştan bir gün önce kurallar gereği ikinci pilot Tuğrul Sezginler tarafından denenip hangara çekiliyor. O gece rastlantı bu ya, uçağın bulunduğu hangarda 4 ay boyunca her gece nöbet tutan Tahir Metin ilk kez şüpheli bir astsubayla karşılaşıyor. Rastlantı işte. O gecenin üzerinden 3 yıldan fazla zaman geçtikten sonra ordu ve polis mensuplarının da içinde bulunduğu bir çete ele geçiyor. Çetenin ordudaki üyeleri jandarmadan çıkıyor. Üstelik ikisi de astsubay. Yine rastlantıya bakın ki 2 astsubay da Kara Kuvvetleri Havacılık Okulu'nda görev yapıyorlar. Yani onlar da Tahir Metin'in 3 yıl önce nöbet tuttuğu aynı okuldalar. İfade verdiğim zaman bir komutan dedi, bunu dedi niye söylemedi dedi. Dedim komutanım söyledim ben. Fakat dikkate almamışlar. Aradan 3 yıl geçtikten sonra Eşref Bitlis'in yeni mahallede uçağının düştüğü yerlerde dolaşırken aklınıza nasıl düştüğü kadar takılan bir başka soru daha var. Neden? Neden Eşref Bitlis'in uçağı düşürülmek istensin? Neden bu olay bir kaza olmasın da sabotaj olsun, bir suikast olsun? Bunun nedenini anlamak için, nedenini tartışmak içinse bugün bakmak yetmiyor. 1993 yılına, o yılın şartlarına bir kez daha dönmek gerekiyor. Eşref Bitlis 1993 yılında Türkiye'de terörle mücadelenin başındaki tek isimdi. Ancak Güneydoğu'da çözüm için diyalogtan yanaydı. Bu yüzden açık açık söylenmese de Ankara'daki kimi üst düzey subaylarla arasının kötü olduğu konuşuluyordu. Güneydoğu'da çözümün artık sertlikle olmayacağına inanıyordu. Barzani ve Talabani ile sık sık buluşuyor, PKK'ya karşı ortak bir çözüm bulmaya çalışıyordu. Kendi elleriyle kurduğu Jandarma İstihbarat Teşkilatı yani JITEM'in kontrolünden çıktığı öne sürülüyordu. En önemlisi 1993 yılında çokça tartışılan çekiç gücün PKK'ya yardım ettiği hakkında Bitlis'in elinde deliller olduğu söyleniyordu. Eşref Bitlis'in bölgedeki sorunun yabancı güçlerle değil kendi içimizde çözüleceğine inanıyordu. Kulaklara Bitlis'in çekiç güç gitsin dediği fısıldanıyordu. Kaza sonrasında yapılan araştırmada bütün bunların üzerinde hiç durulmadı. Dosya kapatıldı. Eşref Bitlis'in ölümünü takip eden 8 ay içinde en yakın çalışma arkadaşları da esrarengiz şekilde öldüler. Kazım Çillioğlu, jandarma albay, 17 Şubat'ta Bitlis'in düşen uçağına binmekten son anda vazgeçti. Bir yıl sonra Diyarbakır'da jandarma lojmanlarında ölü bulundu. Dindar bir insandı. O gün oruçluydu. İntihar ettiği açıklandı. Bahtiyar Aydın, Jandarma Tuğgeneral, Lice'de Jandarma Bölük Komutanlığı bahçesinde açılan ateş sonucu şehit düştü. Kurşunun nereden geldiği hiç bulunamadı. Kanvas, suikast tüfeğiyle ateş edildiği anlaşıldı. Cem Ersever, Jandarma Kurmay Binbaşı, Jandarma İstihbarat Teşkilatı ile ilgili önemli açıklamalar yaptıktan hemen sonra iki arkadaşıyla birlikte öldürüldü. Cesetleri elleri arkadan bağlanmış, kafalarına kurşun sıkılmış, Ankara'daki çeşitli jandarma bölgelerinde bulundu. Failler bulunamadı.